Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videoda size temel dokudan bahsedeceğim. Nedir temel doku? Bitkisel dokulardan önemli olanlarından biridir. Çünkü temel doku bitkinin her yerinde bulunur arkadaşlar. Bunu özellikle unutmayalım. Bitkinin her yerinde vardır. Biz temel dokuyu 3'e ayırıyoruz. Direkt 3'e ayırarak işleyeceğim. Şöyle diyelim. Temel doku 3'e ayrılır. Diyelim. Temel doku 3'e ayrılır. Şimdi A diyoruz parenkima. Şöyle A diyorum parenkima. Neydi bunlar? Parenkima, kolenkima ve sklerenkima dediğimiz 3 tane dokudan oluşuyordu. Arkadaşlar ilk önce parenkimadan bahsedelim. Ne işe yarar parenkima? Parenkima dokusu bitkinin her organında bulunur ve hücreleri genellikle canlıdır. Genellikle diyoruz çünkü istisnalar bulunabilir. Bitkinin ihtiyacına göre arkadaşlar diğer dokulara dönüşebiliyor. O yüzden parenkima oldukça önemli bir dokudur. İhtiyaç duyulduğu anda sekonder meristeme. Hani az önce anlattım ya sekonder meristemi bir önceki videoda. Bir önceki videoda ne dedim? Bölünme özelliğini kaybeden parenkima hücreleri yeniden bölünme özelliği kazanarak sekonder meristemi oluşturuyor. İşte burada parenkimada ne diyorum? Parenkima ihtiyaç duyulduğu halde sekonder meristeme dönüşebilir diyoruz arkadaşlar. Bu özelliğini yazalım o zaman. Şöyle diyelim. Bitkinin her organında bulunur. Her organında bulunur. Daha sonra diğer özelliğini de yazalım. Hücreleri genellikle canlıdır. Bir diğer özelliğimize geçiyoruz. Bitkinin ihtiyacına göre diğer dokulara dönüşebilir. Bir de ne oluyordu? İhtiyaç halinde sekonder meristeme dönüşebiliyordu arkadaşlar. İhtiyaç halinde sekonder meristeme dönüşebilir. Şimdi parenkimanın özellikleri bu şekilde. Gelelim çeşitlerine. Arkadaşlar metabolik işlevlerine göre biz parenkimayı 4'e ayırıyoruz. O zaman yazalım. 4'e ayrılır diyoruz. Nedir bunlar? Arkadaşlar birincisi özümleme parenkiması. Bakın şöyle küçük el diyorum. Özümleme parenkiması. Özümleme parenkiması nedir? Ne işe yarar? Arkadaşlar bu fotosentezin gerçekleştiği parenkimadır. Yani nerede bulunacak? Bitkinin yeşil kısımlarında bulunacak. Özellikle yapraklarda. Yaprakta mezofil tabakası dediğimiz bir tabaka vardır. Bu tabaka palizant ve sünger parenkimasını bulunduruyor arkadaşlar. Ve bunlar sayesinde de fotosentez yapıyor. O zaman yazalım özümleme parenkiması için. Fotosentezi gerçekleştirir. Bir diğer özelliği neydi? Bitkinin yeşil kısımlarında bulunur. Bir diğer özelliğimize bakıyoruz. Bu özelliğimizde nedir? Yaprağın bir tabakası vardı. Mezofil tabakası. Bu tabakada palizant ve sünger parenkiması vardır. Bunlar özümleme parenkimasına örnektir arkadaşlar. Yaprağın mezofil tabakasında bulunan palizant ve sünger parenkiması örnektir diyoruz. Evet, özümleme parenkiması bu şekilde. Gelelim bir sonraki parenkima çeşidine. B diyeceğiz havalandırma parenkiması. Şöyle yandan devam ediyorum. B havalandırma parenkiması. Peki bu ne işe yarayacak? Arkadaşlar adı üstünde havalandırma ne işe yarayacak? Hücredeki gaz alışverişini sağlayacak arkadaşlar. Hücreden çıkan veya
hücreye alınan gazları depoluyor, geçici olarak depoluyor. Özellikle bataklık ve su bitkilerinde bol miktarda bulunur. Çünkü burada gaz dediğimiz işte oksijene, karbondioksite daha çok ihtiyaç vardır. Bu yüzden de havalandırma parenkiması bu bitkilerde daha çok bulunur. O zaman şöyle diyelim. Hücreye giren gazları depo eder. Zaten aldı üstünde havalandırma parenkivası. Bir de ne dedik? Bataklık ve su bitkilerinde daha çok bulunur. Bitkilerinde daha fazla bulunur. Evet, havalandırma parenkiması da bu şekilde. Gelelim bir sonraki parenkima çeşidine. İletim parenkiması. Bir de ne görmüştük biz? İletim doku, değil mi? Bu videoda anlatacağım iletim dokuyu da. Arkadaşlar, iletim parenkiması iletim dokuyu oluşturan parenkimadır. Nasıl oluşturuyor? İletim demetleriyle birlikte. Hani şu vardı ya, flüem, ksilem. Bunlarla birlikte neyi oluşturuyor? İletim dokuyu oluşturuyor ve su ve madde alışverişini sağlıyor. O zaman yazalım. İletim demetleriyle birlikte su ve madde alışverişini sağlar. Kök, gövde ve yaprakta bulunur arkadaşlar iletim parenkiması. Gelelim son çeşidimize. Şöyle D diyoruz. Depo parenkiması. Bu ne işe yarayacak? Arkadaşlar, bu da adı üstünde besin ve su depolayacak. Mesela patateste nişasta depolar. Nohutta protein depolar. İşte ayçiçeğinde ne depoluyor? Yağ depoluyor. Kaktüste su depoluyor. Bunun gibi çeşit çeşit besinleri depolayabilir. O zaman yazalım. Besin ve su depolar. Nerede bulunuyor arkadaşlar? Meyvede, tohumda, işte gövdede, kökte bulunur diyelim. Örnek veriyoruz. Mesela nişasta kimde depoluyor nişastayı? Patateste. Daha sonra protein kimde depoluyor arkadaşlar? Nohutta. Daha sonra yağ ayçiçeğinde, değil mi? Ayçiçekte ne depoluyor? Yağ depoluyor. İşte suyu da kimde depoluyor örnek olarak? Kaktüste. İşte bunlar depo parenkimasının bulunduğu yerlere örnektir. Böylece biz parenkima dokusunu bitirmiş olduk arkadaşlar. Şimdi geçiyoruz kolenkima dediğimiz yapıya. Kolenkima ve sklerenkima dediğimiz iki tane dokumuz kaldı. Arkadaşlar, kolenkima hücreleri canlı. Bu özellikle önemlidir. Hücrelerin canlı olması. Nerede bulunuyor peki? Yaprakta, çiçek sapında ve yaprakların orta damarında bulunuyor. Ne işe yarıyor? Bitkinin eğilip bükülmesini sağlıyor. Yani eğilip bükülerek, ona esneklik kazandırarak zarar görmesini engellemiş oluyor. O zaman şuraya, bakın şu kısma zaten kısaca yazacağım için kolenkima diyorum. Kolenkima. Kolenkimanın diğer adı pek dokudur. Pek doku. Kısaca yazalım ne işe yaradığını, nerede bulunduğunu. Ne dedik? Hücreleri canlıdır dedik, değil mi? Hücreleri canlıdır. Bir diğer özelliği neydi? Yaprak ve çiçek sapında. Daha sonra yaprak orta damarında. Bulunur. Ne yapıyordu? Arkadaşlar, eğilmeye, bükülmeye ve çarpmaya karşı dayanıklıdır. Bu da özellikle önemlidir. Eğilme, çarpma, bükülmeye karşı dayanıklı. Evet, bir özelliği de bu. Arkadaşlar, bunların hücre çeperinde
Pektin ve selüloz birikir. Bakın pektini nasıl aklımızda tutacağız? Kolenkimanın diğer adı ne? Pek doku. Ne birikiyor? Pektin. Tamam, bu karşınıza çıkabilir mutlaka. Pektin bulundurur. O zaman yazalım. Hücre çeperinde selüloz. Selüloz zaten bulunmak zorunda ve pektin bulunur. Pektin bulunur. Bir diğer özelliğimiz de son olarak nedir? İkiye ayıracağız bunu. Köşe ve levha kolenkiması olarak bu kadar bilmeniz yeterlidir. Köşe ve levha kolenkiması olarak ikiye ayrılır. Evet, kolenkimanın özellikleri de bu şekilde arkadaşlar. Kolenkimada bilmeniz gereken hücre çeperinde pektinin bulunduğu ve eğilme, çarpma ve bükülmeye karşı dayanıklı olduğu. Şimdi kolenkimayı anlattığımıza göre geçelim son temel dokumuza. C diyeceğiz. Sklerenkima dediğimiz doku arkadaşlar. Şöyle şuraya yazalım. Sklerenkima. Şimdi bunun diğer adı da sert doku. Bu ne işe yarıyor? Nerelerde bulunuyor? Arkadaşlar, sert doku adı üstünde hücreleri ölüdür. Bunun hücre çeperinde de selüloz ve lignin birikir. Bakın iki tane bilmeniz gereken madde var. Pektin ve lignin. Pektin nerede birikiyor? Pek dokuda. Lignin nerede birikecek? Sert dokuda birikecek arkadaşlar. Zaten pektinin pek dokuda olduğunu bildiğiniz zaman lignin de sert dokuya kalıyor. O zaman yazalım. Hücreleri ölüdür. Hücreleri ölüdür. Hücre çeperinde liginin ve selüloz bulunur. Arkadaşlar bunlarda iki tane hücre var. Biri taş hücreleri, biri de sklerenkima lifleri. Şimdi iki tane hücremiz var. O zaman yazalım. Taş hücreleri ve sklerenkima liflerinden oluşur. Sklerenkima lifleri bulunur. Yani aslında çeşitleri bunlar. İçerisinde bulunan yapılar bunlar. Nedir taş hücreleri? Taş hücreleri arkadaşlar meyvelerin genellikle çekirdeklerinde, mesela şeftalinin çekirdeğinde bulunuyor. Çekirdek kısmında taş hücresi. Armut yediğiniz veya ayva yediğiniz zaman bu etli kısmında, hani ısırdığınız, ağzınıza böyle küçük küçük böyle şeyler gelir. Nasıl diyeyim ki size? Küçük taş parçası, kum parçası gibi şeyler gelir. Onlar nedir? Taş hücresidir arkadaşlar. Taş hücresi bu şekilde. Sklerenkima lifleri ise bunlar dayanıklı liflerdir ve ip yapımında kullanılır arkadaşlar. Mesela sarımsakta, ketende, kenevirde bulunur. Özellikle keten, kenevirler de kullanılıyor. İp yapımında kullanılıyor. Gerilmeye karşı dayanıklıdır sklerenkima lifleri. Evet, sklerenkima dediğimiz dokumuz, özelliğimiz bu şekilde. İsterseniz şöyle birkaç tane örnek yazayım. Ayva, armut diyeyim buna. Ayva, armut. Sklerenkima içinde keten, kenevir diyelim. Keten, kenevir. Bu lifler de burada bulunuyor. Şimdi biz böylece temel dokuyu bitirmiş olduk. Ben bu videoda size iletim dokuyu da anlatmak istiyorum arkadaşlar. İletim doku zaten kısadır. İletim dokuyu da anlatayım şöyle. 3 diyelim, iletim doku. Adı üstünde iletim doku ne işe yarayacak? Madde iletimini sağlayacak. İletim doku. Arkadaşlar, iletim dokunun temel görevi kökten alınan su ve minerallerin yukarıya doğru taşınmasını sağlıyor. Fotosentez sonucu oluşan organik maddelerin ise aşağıya doğru ve diğer organlara doğru taşınmasını sağlıyor. Yani aslında bir nevi madde alışverişi yapıyor. Yani taşıma olayını sağlıyor. Bizdeki dolaşım sistemi gibi düşünebilirsiniz. O zaman yazalım. Köklerden alınan su ve minerallerin ve fotosentez ürünlerinin taşınmasını sağlar. Evet, ilk özelliğimiz bu, iletim doku ile ilgili. Gelelim ikinci özelliğimize. Kimlerde bulunur, kimlerde bulunmaz?
Arkadaşlar, bizim damarsız bitkilerimiz vardır. Damarsız, tohumsuz bitkiler. Hani bitkilerin sınıflandırılmasından hatırlayalım. Neydi bunlar? İletim demeti bulundurmayanlar. Mesela karayosunu, ciğerotu gibi bitkilerde iletim demeti yoktur. Bunu da yazalım isterseniz, yine bulunsun. Karayosunu, ciğerotu gibi bitkilerde bulunmaz. Bitkilerde bulunmaz. Biz iletim dokuya ikiye ayırıyoruz. İkiye ayrılır. Arkadaşlar, iletim dokunun birincisi kısilemdir. Kısilem ve fulemi ben size karşılaştırarak yazacağım. Şöyle diyelim. Şöyle A diyelim, kısilem. Kısilemin diğer adı odun borusu. Odun borusu. B diyorum şuraya, fulem. Fulemin diğer adı da soymuk borusu. Soymuk borusu. Şimdi ilk önce odun borusunu, yani kısilemin özelliklerini yazayım. Daha sonra karşılaştırarak fulem yazalım. Arkadaşlar, bir kere ikisi de meristem doku hücrelerinin üst üste gelmesiyle oluşacak. Nasıl oluşacak bakın. İlk önce kısilem için anlatıyorum nasıl oluştuğunu. Şunlar meristem doku hücreleri. Bakın şu şekilde meristem doku hücreleri üst üste geliyorlar. Şöyle üst üste geldiler. Bunlar da hücre çeperi. Şu kısım. Hücre çeperi. Nasıl oluyor arkadaşlar, biliyor musunuz? Bakın. Burada çeperler arasında, bakın, şu ara bölgelerde selüloz birikmeye başlıyor. Şöyle selüloz ve lignin birikmeye başlıyor. Bu selüloz ve lignin burada biriktikçe buradaki tabaka katılaşıyor ve kırılganlaşıyor. Kırılganlaştığı zaman buradaki yapı ortadan kaybolarak, bakın şu ortada bulunan yapı kaybolarak bir boru haline alıyor. Biz bu yapıya ne diyoruz? Odun borusu diyoruz. Yani aradaki şu yapı ne oluyor? Bakın çizdiğim yerler ortadan kayboluyor ve bir boru haline alıyor. Hatta şöyle kısaca, bakın şu şekilde oku böyle çizeyim. Bu kısma sığdırırım. Evet, şöyle bir yapı halini alıyor arkadaşlar. Aradaki yapı kaybolarak bu şekilde bir boru halini almış oluyor. İşte biz buna ne diyoruz? Odun borusu diyoruz. Odun borusunda su ve mineraller taşınır. Madde iletimi tek yönlüdür. Nereye doğrudur? Kökten yapraklara doğru, yani aşağıdan yukarıya doğrudur. O zaman yazalım. Bir kere hücreleri ölüdür. Hücreleri ölüdür. Neden ölüyor? Bakın meristem doku hücreleri normalde canlı. Şunların çekirdekleri de var. Ama buradaki çeper birikiminden dolayı madde alışverişi sağlanamıyor ve bir süre sonra bu hücreler besin eksikliğinden ölüyorlar arkadaşlar. Daha sonra burada ne taşınıyor? Su ve mineral taşınır. Su ve mineral taşınır. Madde iletimi tek yönlüdür. Madde iletimi tek yönlüdür. Nereden nereye doğruydu? Kökten yaprağa doğru. Evet, bu şekilde madde iletimi tek yönlü. Peki madde iletimi hızlı mıdır, yavaş mıdır? Tek yönlü olduğu için hızlıdır. Madde iletimi hızlıdır. Bir diğer özelliğimize geçelim. Hücrelerinden bahsedeyim. Arkadaşlar, iki tane hücresi var. Trake ve trakeit hücrelerinden oluşuyor. İsim olarak bilmeniz yeterlidir. Trake ve trakeit hücrelerinden oluşur. Peki taşıma olayı nasıl olacak? Difüzyon mu, ozmoz mu, daha sonra ya da aktif taşıma mı? Bir kere hücreleri ölü olduğu için aktif taşıma olamaz. Nasıl olacak? Madde iletimi, yani madde taşıması difüzyonla olur arkadaşlar. Difüzyon ile taşınma olur. Son olarak da şunu söyleyelim. ATP harcanmaz çünkü hücreleri ölüdür. ATP harcanmaz. Evet, kısilemle ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Gelelim şimdi fuleme. Fulem soymuk borusu demektir. Arkadaşlar, fulem de aynı şekilde, bakın,
meristem dok hücrelerinin üst üste gelmesiyle oluşuyor. Bunda oluşum şu şekildedir. Yine aralarda bir madde birikimi gerçekleşiyor ama bakın bu tarafa doğru da floem oluşturalım. Şu yine hücre çeperi. Burada bu sefer çekirdekler tamamen kaybolmuyor. Çekirdekler kenara itiliyor ve küçük bir hücrenin içerisinde kalıyor arkadaşlar. Şu şekilde kalıyor. Daha sonra bunun yanında, bakın bunun yanında bulunan yapı şöyle delikli delikli oluyor. Delikli delikli aralarında, bakın şu şekilde delikli bir yapı halini alıyor. Şunları birleştirelim. İşte biz bu delikli yapıya kalburlu hücreler diyoruz. Neden kalburlu hücreler diyoruz? Çünkü kalburu hatırlayın. Kalbur nedir? Elektr aslında bir nevi. İşte bu elek delik delik yapıya sahip olduğu için biz bu hücrelere ne diyoruz? Kalburlu hücreler diyoruz. Yanında bulunan hücreye ise ne diyoruz arkadaşlar? Arkadaş hücresi diyoruz. Bunlar birbirine yardım edecekler madde taşıması sırasında. Çünkü burada hangi maddeler taşınacak? Organik maddeler yani besin taşınacak. Glikozdur, amino asittir, sükrozdur bu gibi organik besinler taşınacak. Öncelikle şunu söyleyelim. Hücreleri canlıdır. Hücreleri canlıdır. Ne taşınıyordu? Organik madde taşınır. Madde taşınır. İşte glikozdur, amino asittir gibi. Madde iletimi burada çift yönlüdür arkadaşlar. Madde iletimi çift yönlüdür. Yani kökten yaprağa, yapraktan köke doğru taşınır. Çift yönlü demek bu şekilde demektir. Peki madde iletimi hızlı mıdır, yavaş mıdır? Bakın burada hızlıdır dedik. Neden? Tek yönlü bir iletim olduğu için. Ama burada çift yönlü iletim olduğu için ne olacak? Madde iletimi yavaş olacak. Madde iletimi yavaştır. Peki bir diğer özelliğimiz ne? Bakın burada demişiz ki trake ve trakeid hücrelerinden oluşuyor. Burada da hücre çeşitlerini yazalım. Neydi hücre çeşitlerimiz? Kalburlu hücreler, kalburlu ve arkadaş hücrelerinden oluşur. Arkadaş hücrelerinden oluşur. Gelelim bir diğer özelliğimize. Nasıl bir taşınma gerçekleşiyor? Arkadaşlar difüzyonla da olabilir taşınma, aktif taşımayla da olabilir. Çünkü hücreleri canlıdır. Difüzyon ya da aktif taşıma ile taşıma olur. ATP harcanır mı? Aktif taşımada tabii ki ATP harcanır. Zaten hücreleri canlı olduğu için ATP üretebilirler arkadaşlar. Evet, biz böylece iletim dokuyu da bitirmiş olduk. Bir tane dokumuz kaldı, örtü doku. Onu da bir sonraki videoda anlatacağım arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.